devrimi düşünebiliriz, düşleyebiliriz. Hatta yetmez bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra, bok devrim yaptıktan sonra yaparız. Şu anda bunu düşünüyorsan yaparsın. Yapmaya başlarsın. Sonra da hep öyle yaşarsın. Ve bu böyle böyle çoğalır. Hayatla da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre olur. Adımların öyle gider. İnsanlara baktığın göz değişir. Herkes de "Lan bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor?" diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey bulur yani. Birisi farklı yürüyordur orada. Sana bir puan yazmaz da bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın. Manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın. İster istemez hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu. Yalnızlar gibi susup uzun uzun düşünüyorum bu kenti. Ah bir aşk gibi. Şarkılar bir çığa sığmaksa şimdi sonsuz bir yangın gibi. Sevmesem öyle kolay çekil. Yaralı bir kuş gibi. Şarkılar bir çığlığa sığmaksa şimdi sonsuz bir yangın gibi. Sevmesem öyle kolay çekip gitme. Yaralı bir kuş gibi. Ya biraz Gaki'yi anlatmanı istiyorum aslında. Yani çocukluğu. Evet. Mesela nerede doğdun? Pancol. Ya ilginç bir çocukluğum olduğunu söyleyebilirim. Hı-hı. Tabii her çocuğun yaşadığı, yaptığı standart şeyleri de aşağı yukarı yapan bir çocuktum da. Hı-hı. Bence sen standart diye bakıyorsundur ama çok da standart olmuyor. Tuhaflıklar vardı yani, kendimi bildim bileli bir tuhaflık vardı. Memleket de biliyorsun çok büyülü bir yer yani. Fakat çok ilginç bir şey var hayatımda. Memleketli olduğum kadar kendimi bildim bileli hep tuhaf bir şekilde dışında durabilen bir ruh halim vardı çocukken de öyle. Memleket benim memleketti de. Yani rüya görür gibi memleketi yaşadığımı çok iyi bilirim. Hala öyledir yani. Bir tuhaflık vardı. Mesela hala rüyalarım çocukluğumun etkileriyle oluşur. Hala oradaki büyülü şeyleri görürüm. Ama şu var ki hala çocukluğum devam ediyor. Bu iyi ki de devam ediyor. Oradaki o masalsı hal hem coğrafi olarak hem kültürel olarak hem yaşadığımız bir sürü kadim bir tarihin varlığını hissetmek olarak, ki ben onu hissediyorum o topraklarda. Gürcistan'a gittiğimizde bunu çok yakın hissettim. Hı. Gürcistan'la Pancol'un bağlantısını ya da bazen bağlantısızlığını, sanki her zaman işte Onbegrel topraklarında, Gürcü topraklarında varmışım gibi hissetmem tuhaf bir şeydi yani. Fakat bir oyun devam ediyor.
çocukluğumdan bu yana ve bir gün bir mesaj okudum internet sitesinde, Pedaliza isimli bir beni seven ama çok güzel seven sanırım bir arkadaşımın mesajıydı. Seni dinlerken bir çocuğun ormanında yürüyorum diyor. O söz o kadar acayip bir şey açtı ki benim aklımda, ruhumda. Nasıl bir insan bana ait olan bu kadar derin bir duyguyu nasıl söze dökebilir diye çok hoşuma gitmişti. Beni dinlemek, bir çocuğun ormanında yürümek çok büyük bir şeydi yani. Bütün şu ana kadar yaşadığım şeyleri besleyen o gizem, o tuhaf şey, bir de kumar ağaçları çok enteresan. Onlar her ormanda öyle durmaz. Kalabalık ormanda çok tuhaf şekilleri olur onların, büyük ormanlarda kumar ağaçları. Beni deli eden, hala rüyalarımda görmeyi çok arzu ettim o kocaman kestane ağaçları. Hele yağmur sonrası dallarından düşmüş kestaneli orman. Öyle bir iki nokta vardı. Bir de bizim Gola'da kestanelerin çok yoğun oldu ve içinde kaybolmak istediğim bir orman vardı. Ve orada tek başına olmak kadar ürkütücü, mutlu edici, acayip tuhaf sesleri duyduğum bir şey yoktur. Bazen de sessizlik acayip bir şeydir yani. Ben mesela çocukken ayakkabı giymezdim. Yani benim... Ben çok korkak bir çocuktum. Öyle şeylerde. Ayakkabı giyer miydin tabii, sen? Tabii tabii. Ben çizme giyerdim. Yılan, yılanlardan çok korkardım. Bir de Ander öyle bir memleket ki her taraf yılan 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 yani. Bu dere yılanlı dur, yılan iki canlı dur. Elişme Yusuf dama, o bana nişanlı dur. Dağız dumanı yolun, acap kara bireni. Bozoş buşteri bore, soti bozo vareni. İlkokulda nasıl bir öğrenciydin peki? Başarılı mıydın? İlkokulda başarılıydım, ortaokulda başarısızdım. Mesela orta bir de fizik, matematik, fen bilgisi filan gibi şeyler komple zayıftı. Beden dersi de zayıftı. Yani sinirim bozuldu. Yani ben... sağlam olan bir ders yoktu. Öyle mi? Dört tane zayıfım vardı. Herkes şok olmuştu. Hangi sınıftı? Orta bir miydi? Lise bir miydi? Bilmiyorum ki. Bir tanesinde. Pardon, lise bir. Ortaokul fena değildi. Tabii lise bire kadar ortaokul normal. Ortalama bir öğrenciydim. Çok böyle hani parlak bir şey değildim ama herkes de benim çok zeki olduğumu düşünüyordu. Tabii ilkokuldan lise bitene kadar yani. Öyle tuhaf, haklıydılar ama. Şimdi Pançolu'da ilkokul yok değil mi? Yok. İşte geçen gittiğimde gördüm, harap olmuş ortalık filan. Şimdi Pançolu'ya doğru yola çıkmış bulunmaktayız. Eskiden burada ne vardı? Askeriye vardı. Şimdi yerinde yeller esiyor. Kızlar? Görüyorum önce. En genç kız en arkadan geç. Yaşlandı o. Sana bir şey olmaz kız, niye? Okula giderken ki heyelan olmuştu, onu hatırlıyor musun? Yok, hatırlamaz mıyım ben? Çete, çete faaliyeti mi yürütüyorsunuz bakayım siz? Ha? Ne yapıyorsunuz? Silah oynadık. Top oynuyorduk. Top mu oynuyordunuz? Nerede oynuyorsunuz topu? Orada oynuyoruz. Sağ var. Şimdi kimse oynamıyor mu orada? Şimdi yok, kimse yok. Pançol ve Kise ortaklığım var burada. Evet. Hem Pançol'dan hem Kise'den mi var? Evet. Hep kızım. Harbiden de mi var? Ha, dış transfer olayı. Sizi top oynarken görmeyi de isterdim. İyi topçular var mı aranızda? Var. Ha. Futbolcu mu olmayı düşünüyorsunuz? Ben de olmayı. Evet, evet. Bravo. Bunun için çok çalışmanız gerektiğini biliyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Çalışırken de ne yapıyoruz? Okul okumayı ihmal etmiyoruz. Çünkü aptal bir futbolcu olacağımıza ilk önce iyi bir insan, sonra iyi bir futbolcu oluyoruz değil mi? Evet. Hepinize başarılar diliyorum gençler. Hayatınız boyunca. Önemli noktalardan birisi. Niyeyiz bilemeyelim. Balık tuttuğumuz yerler dura buralar. Burada balık var mıydı? Pançola girmek üzereyiz. Birazdan Pançosunda dünyanın en çirkin ilk öğretim okulunu görüntüleyeceğiz. Hala yerinde duruyorsa efendim. Sen burada 2 sene okudun. 3 sene falan. Evet, görüyoruz ki şu çirkin ilk öğretim okulunda hayattan hakiki mürşit Ahmedoğlu Kurşit ilkesini asmışlar. Ama o ilimle hiçbir alakası olmayan efendim bir durum var burada. Milletin umurunda değil efendim okul. Okul
Lojmanlar, ev gibi. Burada top oynuyorduk eskiden. Şu acayip L şeklinde şey salonda. Miydi? Burada korner atışlarını bu taraftan, penaltı atışlarını öbür taraftan yapıyorduk. Vay anasını sayın seyirciler. Dünyanın en boktan tuvaleti de bu okulunkiydi efendim. Burada nasıl acaba yaşayabildik bilmiyorum. O zaman diken yok. Buradan çıkanlar olarak. Çok pisti ya, o zaman da çok pisti. Şurada cam kırmıştım, tam şu camı. Benden sonra okul devam etti birkaç sene. Ben son sınıfı kisede okudum. Hani daha modelini olsun diye. Boyama yapıyoruz. Çizgi çalışması yapıyoruz. Rakam yazıyoruz. Kesme yapıyoruz, oyuncaklarla oynuyoruz. Ders yapıyoruz. Matematik yapıyoruz. Türkçe yapıyoruz. Başka ne yapıyorduk? Yapıyorduk. Ben büyüyünce ne olacağım biliyor musun? Ressam olacağım. Çünkü evde çok güzel resim yapıyorum. Türk bayrağını yapıyorum, okulları yapıyorum, iki katlı evleri yapıyorum. Bir katlı evi de yapmayı biliyorum. Babamın resmini de çiziyorum evde. Onu da düzgün çiziyorum. Her şeyi düzgün çiziyorum. Ama birazcık yere bas. Ama bir küçük yere basıyorum. Ella ella besella et ukebi ella. Ella ella besella et ukebi ella. Sen kiseye yürüyerek mi indin ben çıktın? Ben bütün ilk orta ve lise şeyim tahsilimde hep yürümekle geçti hayatım yani. Tabii kilometrelerce. Bu memlekette çocukluğunu geçiren birçok insanın ortak köpek ısırdı, yılanlarla karşılaştım vesaire. Çok zor geçti yani Mehmet Ali. Tam ki senin girişinde uyuz bir köpek var böyle derenin karşısında. Her defasında havlar havlar ama gelir orada köprü kapalıdır geçemez yani bu tarafa. Hı hı. Bir de tanıdıklarımızın uzaktan akrabalarımızın köpeği kolay kolay da ısırmaz herhalde. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı köyde, Nazım onun adı. Nazım da Kazım biz hep birlikte iner gelirdi. Çıkarken de hani eve giderken çokomel çokokrem bir şey sürer evet. Öyle yer yer giderdik. Tam oraya geldik artık seneler sonra her gün aynı havlayıp duruyor hayvan yani. Bu sefer delik açılmış bir yerden ne bilelim biz yani. Hayvan fırladı oradan geldi üstümüze. Köpeklerden hiç korkmam yani. Bir tek yılan ve akrepten korkarım. Abi hayvan saldırdı bize. Ben sakin olmasını öneriyorum hayvana. Bir şey yapmayacağına inanıyorum yani. Nazım topukladı kaçtı. Bu da Nazım'ın peşinde gitti ama Nazım nasıl koşuyor anlatamam yani. Hayvan yetişemedi ona. Ben de arkadan bakıyorum. Birdenbire döndü hayvan ama en az 100 metre 200 metre bir şey bayağı bir gitti yani. Döndü şöyle ilk önce bir baktı bana sonra çok da hızlı değil. Ve benim kaçmayacağımı da biliyor namussuz. Böyle orta tin, derecede tin, bir geldi. Hızla tin 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 geldi tam yaklaştığında köpekleşmeye başladı. Ben de şey mi verdim ona ekmeğimi verdim çikolatalı ekmeği yani bunu ye bari diye. Yok abi bana mısın demedi bir ekmeğe baktı hepten çıldırdı yapıştı ayağıma. İlk defa tabii o zaman sinirlendim. Tekmeyle attım şeye dereve onu ama ne fayda ısırdı işte yani hala izi durur şeyde ufak da olsa. Benim babam da en az benim kadar pimpirikli taktı kafaya kuduz aşısı yapacağız diye kaç Gürüzye'ye gittim kocaman kuduz iğneleri yedim yani. Bu arada Bançol Kise nerededir belki biz konuşuyoruz da Hopa'da bu. Kise Hopa'ya girişteki son köy yani Kise'den sonra Hopa geliyor. Evet Hopa'da Artvin'e bağlı evet. Bu arada. Sahilde. Kise'den daha doğru yukarıya doğru çıkarsak da ilk köy Bançol bizim köy 3 kilometre falan yaklaşık. Evet, burası Bançol köyünün girişi. Gidin nerede çay toplamışız da var. Hadi arkadaşlar gitti mi? Onlar gitti ya. Onları koy verdik. Niye? İşte çay alım yeri. Benim ne yapmışlar modernleştirmişler bant koymuşlar da iş oldu.
Herkes zengin olacak şimdi burada. Benim nedir bu? Yeşilköy muhtarlığı efendim. Çok yıllar önce ilk öğretim okulunun olduğu binayı görüyoruz efendim. Şehrin göbeğinde. Tam olarak köyün merkezi burası olsa gerek. Şimdi efendim ablamların evine bir durup şöyle bir göz atıyoruz. Köyümüz eşrafından Lütfi Candemir'in hayratıdır. Ki çocukluğumuzun önemli merkezlerinden birisidir efendim. Evet. Evet. İlk önce çekim. Yok. Bu sefer şey yapıyorum, çekimle her şeyi belgeliyorum Mesrur Hanım. Ne çekim? Çekme. Ketuşilerin evi. Ketuşilerin evi. Mela. Va Mela. Evet. Bu köprü yıkılmaz değil mi? Yok. Canlı canlı köprünün yıkılmasına efendim tanık olabilirsiniz. Çünkü sanırım 18 ya da 20 yıllık aptal bir köprüden geçiyorum şu anda. Şöyle bir yakından bakayım sana. Bu bizim ev işte. Burası da bir maden değeri taşıyan çay bahçemiz. Çok kıymetli değil mi? Ey gidi fındıklar. Fena değil ha fındık. Şu değirmenin olduğu bir nokta vardı. Burada çılgın alabalıklar. Zilli zilli alabalıklar şu ufacık gölde toplanıyorlardı. Biz bunlara göl diyoruz nedense öyle söylüyorlar. Ne oluyordu? Yok ben hiçbir şeyden anlamam ya. İş olsun diye gider ıslanır gelirdik işte.